Altın Piston'dan herkese iyi günler. Bugünkü size bahsedeceğim konu çalınan ve bulunan moskitlerin İDEM'in otoparkına çekilmesiyle ilgili. Bu çalınan ve bulunan moskitlerimiz otoparka çekildikten sonra bunların fotoğrafları çekilse, bunlarla ilgili bir tane veri tabanı oluşturulsa çok güzel olmaz mı? Örnek veriyorum, moskitimiz Gültepe'den çalındı. İşte falanca İDEM'in otoparkında şu an diye vatandaş bir yani bunların resmi sitesine girip de motorun modeline veya resmine baktığı zaman motorun resimlerine ulaşabilse çok güzel olmaz mı? Bunlar kategori olursa daha güzel olur. Mesela örnek veriyorum işte 250 cc, 150 cc, 500 cc anlamında çeşitli kategoriler ve markalar adında olursa vatandaş her zaman buna daha hızlı ve kolay ulaşır diye düşünüyorum. Bir de bu otoparkların bazen yanından geçiyorum. Böyle otoparktan ziyade aynı hurdalık anına dönmüş her taraf. Böyle çimlerin üzerlerinde ot bitmiş, çim bitmiş, üst üste düşmüş, üst üste yığılmış moskitlerimiz var. Bu vatandaşın bulunan moskitleri, otoparkta çekilen moskitleri hiçbir zaman bence bunu hak etmiyor. Bu ülkenin insanıysak, bizim bu para, mala para veriyorsak buna da değer verilmesi lazım. Bununla ilgili kanun yoksa veya varsa bunların denetlenmesi lazım ve çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü hiç kimsenin böyle motoruna gidip de üst üste atmaya ve hırpalamaya kimsenin hakkını yok. Ve gerçekten bu çok yanlış bir şeydir. Yani bunun olmaması gerekiyor. Maalesef moskitiniz çalındığı zaman moskitinizi bulmanın şöyle bir gerçeği var. Tanıdığınız hırsız yoksa veya hırsız tanıdığınız bir arkadaşınız yoksa maalesef moskitinizi bulamıyorsunuz. Çünkü bunlar genelde parçalayıp satıyorlar. İkinci elen arkadaşlar da bunların nereden geldiğini soruşturmayıp veya önemsemeyip bu parçaları arıyorlar ve ucuz bir şekilde o parçalara ulaşıyorlar. Bu moskitlerimiz neden bulunamıyor hiç düşündünüz mü? Aslında istese polis bunu 2 dakika içinde bulur. Çünkü her mahallede kim ne hırsızlık yapıyorsa herkesin dosyası mevcuttur resimlerine kadar. Yani ev hırsızından tutun da para hırsızından araç hırsızına kadar herkesin bir dosyası mevcuttur. Mutlaka onun hakkında bir soruşturmadan ziyade bir dosyası vardır yani. Hangi semtte olursa olsun bu bir gerçektir. İstese bunlardan birini sorguda 2 dakikada öğrenirler aslında. Bunca işin içinde bir de sizle mi uğraşacağız diyorsanız bence bu hırsızlık masasını kapatın. Vatandaş kendi işini kendi halletsin. Çünkü ben bakıyorum sayfalara böyle bir sene olmuş, 6 ay olmuş, 2 ay olmuş ve en kötüsü yani bunları bulamıyorlar zaten. Bulamamış ve hırsızla yani bir de pazarlık yapan kişiler var mecburen. Yani adam motorunu çalıyor. Diyor ki şu fiyata diyor motorunu getireyim diyor. Şuradan diyor git al. Ve bu adam parası boşa gidiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. Yani bu konuların YouTuberlar ve moskitlerle ilgilenen kişilerin bunları dile getirmesi lazım. Ve bunları devamlı paylaşması lazım. Bu konularla ilgili kendi kitlelerine ulaşması lazım. Vatandaşı bir de uyandırmak lazım aslında. Vatandaş nasıl uyanır derseniz, bulunduğunuz bölgenin milletvekillerine e-posta atın. E-posta atmanızın sebebi de şudur. Bir hırsız 15 yaşında, 14 yaşında, işte 16 yaşında yaşı tutmuyorsa, bunlar elini kolunu sallayasalar çıkıyorlar dışarı. Bunlarla ilgili yeniden bir ceza sisteminin düzenlenmesi lazım. Aksi takdirde herkesin motorundan ziyade çok kişinin motoru çalınacaktır, parçalanacaktır ve satılacaktır.
Hiçbir zaman da hırsızlar ceza almayacaktır. Yaş tutmayanlar. Çünkü adam kanunu senden benden iyi bildiği için bunlar senden benden daha iyi buluyor. Ondan dolayı da bunlara önem verilmesi lazım. Diyeceğim bu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Altın Piston YouTube kanalına üye olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Her motosikletçi ayrı bir değerdedir benim için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.